Balıkesir Burhaniye'ye gidiyoruz. Bir de geçireceğiz ailece hep beraber. Kızım orada daha önceden gitti anneannesiyle. Biz de onu görmeye gidiyoruz. İznimizi orada kullanacağız. Çok yoğunluk var. Biletimizi zor bulduk. Dönüş biletini bile şimdiden aldık ki oralarda kalmayalım. İş güç. Fiyatlar evet biraz yüksek, pahalı. Ama işte mecburiyetten gitmemiz lazım. İznimizi kullanmamız lazım. İzmir. Evet, maalesef otobüsümüz dolu. Bilet alması için yolcuları erkenden davet ediyoruz otogara. Yolcularımıza hayırlı yolculuklar dileriz. Kazasız belasız inşallah. Hayırlı bayramlar dileriz herkese. Aşırı derece. Vallahi ne dedim? Bu yoğunlukta bir an önce yani son güne bırakmadan İnsanlarımız, halkımız, tamam mı? Yolculuklarını gerçekleştirsin istiyoruz. Yani son günü olduğunu hem onlar için hem bizim için trafik yoğunluğu olsun, insan yoğunluğu olsun zaten insanın psikolojisini bozuyor. O yüzden hani bir an önce yoğunluğumuzu giderelim, yoğunluğumuzu kapatalım. Bizim isteğimiz bu. Full, full. Otobüsler full. Zaten bir ay önceden fullendi. İşte ek seferler devam ediyor. Bizim yolculuk Alanya. Yolumuz uzun. Kaç saat? 16 saat. 22 Alanya yolcuları binelim. Yine bu otoban gibi. Evet, 22 Alanya. Normal bir yoğunluk, normalin de üstünde. Her zaman olduğu gibi. İnsanlar memleketlerine özlem gidermeye gidiyorlar. Yaz tatili. Kurban Bayramı'nda 9 gün olması sebebiyle. Gayet normal. Ben Giresun'a gidiyorum. Bayram tatili, aynı zamanda fındık tatili. Yani hepsi ikisi bir arada yani. Bileti çok zor bulduk son dakikada. İnternetten takip ettik sürekli. Zor oldu, bilet bulmamız gerçekten zor oldu yani. Bilet fiyatları şöyle söyleyeyim, 3 ay öncesine göre %50 daha zamlı yani. 3 ay önce ben gelmiştim.
450 liraya. Şu anda 750-800 lira falan. Merhaba, yolculuk nereye acaba? Yolculuk Yozgat'ta. Yeğenleri bırakıyorum. Evet, trafik yoğunluğu var mıydı? Çok, çok, çok. Çok aşırı. Acayip bir yoğunluk var. Pandemiden bu yana kimse bu kadar bir yoğunluk görmemişti. Hem okul tatilleri, hem ara tatiller, hepsi bir araya girdiği için acayip bir yoğunluk var. Şimdi biz daha önceden bir yaklaşık 20 gün önce bu ilave sıra fiyatlarını belirlemiştik. Gelen zamlardan dolayı bütün araçlar, bütün planlarımız alt üst oldu. İlave sıra açamıyoruz. Balıkesir Burhaniye'ye gidiyoruz. Bir de geçireceğiz ailece hep beraber. Kızım orada daha önceden gitti anneannesiyle. Biz de onu görmeye gidiyoruz. İznimizi orada kullanacağız. Çok yoğunluk var. Biletimizi zor bulduk. Dönüş biletini bile şimdiden aldık ki oralarda kalmayalım. İş güç. Fiyatlar evet biraz yüksek, pahalı. Ama işte mecburiyetten gitmemiz lazım. İznimizi kullanmamız lazım. İzmir. Evet, maalesef otobüsümüz dolu. Bilet alması için yolcuları erkenden davet ediyoruz otogara. Yolcularımıza hayırlı yolculuklar dileriz. Kazasız belasız inşallah. Hayırlı bayramlar dileriz herkese. Aşırı derece.
Vallahi ne diyeyim, bu yoğunlukta bir an önce, yani son güne bırakmadan insanlarımız, halkımız, tamam mı, yolculuklarını gerçekleştirsin istiyoruz. Yani son günü oldu mu hem onlar için hem bizim için trafik yoğunluğu olsun, insan yoğunluğu olsun, zaten insanın psikolojisini bozuyor. O yüzden hani bir an önce yoğunluğumuzu giderelim, yoğunluğumuzu kapatalım. Bizim isteğimiz bu. Full, full. Otobüsler full. Zaten bir ay önceden fullendi. İşte ek seferler devam ediyor. Bizim yolculuk Alanya. Yolumuz uzun. Kaç saat? 16 saat. 22 Alanya yolcuları binelim. Evet, 22 Alanya. Normal bir yoğunluk, normalin de üstünde, her zaman olduğu gibi. İnsanlar memleketlerine özlem gidermeye gidiyorlar. Yaz tatili, Kurban Bayramı'nda 9 gün olması sebebiyle gayet normal. Ben Giresun'a gidiyorum. Bayram tatili, aynı zamanda fındık tatili. Yani hepsi, ikisi bir arada yani. Bileti çok zor bulduk son dakikada. İnternetten takip ettik sürekli. Zor oldu, bilet bulmamız gerçekten zor oldu yani. Bilet fiyatları şöyle söyleyeyim, 3 ay öncesine göre %50 daha zamlı yani. 3 ay önce ben gelmiştim 450 liraya, şu anda 750-800 lira falan.